Merhaba Ubidaşlar. Bir bakım onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Accurate Bose X-Ram 400. Bugün bu makinenin bakımını yapacağım. Bakım yaparken de kendi bilgim dahilinde teknik özelliklerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Aklıma gelen noktaları sizlere söyleyeceğim. Evet, genelde bu tip makinaları büyük balık avcılığında kullanıyorlar. Davul tip bait casting makine olarak geçiyor bu makineler. Bunlarda misina kılavuzu falan yoktur. Evet, bakımına başlayalım. Ondan sonra da işte aklıma geldikçe sizlere bilgileri aktarmaya çalışırım. Hemen şu civatalarımızı sökelim. Dış kabı, gövdeyi çıkartalım. Makinenin toplam ağırlığı 625 gram. Misina kapasitesi ise ip misinadan 0.70 ip misinadan 300 metre bir kapasitesi var. Tabii ip misina inceldikçe kapasite de artmış oluyor. Civataları hepsi tork civatadır, tork başlıklıdır. Yani genelde bütün bakımlarımda söylüyorum zaten. Elinizde bu civatalara göre tornavida veya alet, el aletleri yoksa bu tip makinaları veya spin makinalarını sökmeyin diye söylüyorum. Çünkü bu civataların gerçekten başlıkları çok çabuk yalama oluyor. Hani kaş yapayım derken göz çıkartmayalım hobidaşlarım. Onu sizlere söylemeye çalışıyorum. Kolumuzu da sökelim. Makinenin plastik aksamı çok azdır. Gövde, kol hepsi alüminyum alaşımlı bir makinedir. Tabi büyük balıklarda kullanıldığı için, büyük balık avlarında kullanıldığı için. Evet, bayağı sertti veya oksit bağlamış da olabilir. Onun için gövdede komple alüminyum alaşımdan yapılmıştır. Amaca göre makineler farklı farklı değişiyor tabii ki. Hani bazı hobidaşlarımız diyor ya, işte bir makineyle her türlü avı yapmaya çalışıyorlar, istiyorlar. Bakın kolun yani duruşuna, topuzun duruşuna o kadar güzel eli kavruyor ki ağır, ama yapacak bir şey yok. Yani güç arayan hobidaşlarımız mecbur bu makineleri kullanıyorlar. Şimdi dediğim gibi bir makineyle, bir kamışla her avı yapmak isteyen hobidaşlarımız var. Maalesef öyle bir şeyin mümkünatı yok. Bu makinelerin daha çok avdan sonra basit bakımlarını yapmak gerekiyor. Çünkü içerisine bait casting makineler sürekli su alıyor. Su aldığı için de tuzlu su avlarında avlanan hobidaşlarımızın mutlaka basit bakımını yapması lazım. Yoksa şurada gördüğünüz gibi bu rulmanlar çok çabuk paslanıyor. Paslandığı zaman da maalesef sıkıntı yaşıyorlar illaki. Aynı spin makinalardaki gibi. Hemen şurada bir tane gördüğünüz gibi bir sekmanımız var. Sekmanımızı çıkartalım. Araya girdi. İstemediğim şey oldu. Evet. Sekmanımızı çıkarttık.
Segmanı çıkarttıktan sonra ne yapıyoruz? Makaramızı çıkartıyoruz. Bakalım, inşallah çok oksit olmamıştır. Maalesef oksitlenmiş. Şuradan hafif kalamamızı gevşetelim. Evet. Maalesef biraz oksit olayı var. Şuralarda oksitlenmeler mevcut. Hemen makaramızın kapaklarını sökelim. Kapakların altında washerlarımızı, yani keçelerimizi görelim. Pinyon dişlimiz bait casting'lerde pinyon dişlisi ısıl işleme girmiş çelik pinyon dişlileridir. Yani normal spin makinalardaki veya surf makinalardaki gibi bunlar pirinçten yapılmaz. Çünkü güç, kuvvet burada çok önemlidir. Bakın, görüyorsunuz. Freze diştir. Kapağımızı çıkarttık. Pinyon dişlimizi de çıkarttık. Hemen gördüğünüz gibi şöyle washer'ımızı alalım. Karbon keçe. Washer diye geçiyor işte. Hemen bir adet yayımız. Hemen gördüğünüz gibi işte yağlar artık nasıl olmuş, görüyorsunuz değil mi? Hobidaşlarım, şuralar artık kurumuş. Yani çamur vaziyetini almış. Bakın, burada da aynı şekilde çamur vaziyetini almış. Onun için yaylanma ve kalama işlemini ne yazık ki bunlardan dolayı makine iyi yapamıyor. Yani yapamaz hale geliyor. Hemen diğer taraftaki kapağımızı ve washer'ımızı, keçemizi sökelim. Onları da görelim bakalım. Ne durumda? Kapağımız, gördüğünüz gibi şaf minimizi komple şöyle alalım. Evet, burada da bir oksitlenme mevcut. Şuradan rulmanımızı da çıkartalım. Evet. Bakın, bir rulman burada. Bir rulman da gördüğünüz gibi şaf mininin diğer tarafında. Bir burcumuz mevcut. Bir rulmanımız da burada. Ve çift taraflı yayımız. Bakın, belki kamerada tam çıkmıyor ama bayağı bir paslanma mevcut. Bu paslanma olduğu zaman ne yapıyor? Şu burcun içinde yaylar bu pasları yenemiyor. Yenemediği için de kalamamız düzgün çalışmıyor maalesef. Şaf minimiz bu şekilde. Yani bu da, bu şaf mini de ısıl işlem görmüş şaf minileridir. Yani mukavemetlidir. Esneme yapmaz. Çünkü güç arıyoruz bu makinalarda. Şaf mininin diğer iki taraflı, şöyle göstereyim. Bir tanesi burada makinenin gövdesinde, bir tanesi de dış kapağın tam merkezinde, karşı tarafında yer almaktadır. Hemen bunu da çıkartalım. Zaten bunları kontrol edeceğiz. Rulmanları, paslanan rulmanları tabii ki değiştireceğiz. Evet, bakın, bir segmanımız mevcut. Rulmanımızı da yatağından alalım. Tam gelmiyor. Evet. Rulmanımızı da aldık. Şimdi nerede kalmıştık? Evet, makaramızın tamamen parçalarını sökmemişiz. Evet, bir başarımız burada kalmış. Karbon keçemiz. 26 kilo drag vermekte bu karşılıklı iki keçe.
Bakın aynı şekilde burada da yağlar artık çamur halini almış. Aynı şekilde burada da öyle. Makaramız bu şekilde. Geldik gövdemize. Şurada bir koruma kapağımız mevcut. Hop uçtu. Şu şekilde plastikten koruma kapağımız. Biraz esnemiş bu kapak. Biçimi bozulmuş. Şöyle. Neyse onu düzeltiriz. Gördüğünüz gibi baya büyük bir ana dişlimiz mevcut. Şimdi şu dişi buradan çıkmış. Onu göstereyim dedim size. Evet, oturması. Evet. Bakın kare şeklinde aynı şekilde içerideki burç da öyle. Harekete veren burcumuz. Bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar büyük çaplı. Bunu da ölçeriz. Şimdi bu dişliğimizi de alacağız. Dişliği almadan önce şöyle gördüğünüz gibi yine ısıt işlemli. Bakın ana dişlimiz bir adet, iki adet pardon, plastik şimimiz mevcut. İğneni rulman mevcuttur içerisinde. Bakayım şöyle. Baş, teflon gelecek mi dedim ama maalesef bu da oksitlenmiş. Şimdi hemen kalım ayarının buradaki parçamızı söktük. Hemen içerisinde bir adet daha rulmanımız var. Bunlar çok çabuk ne yazık ki bait casinglerde çok çabuk paslanıyor. Çünkü korumaları maalesef yok. Açıkta duruyor bu rulmanlar. Suyla çok çabuk temas ediyorlar. Onun için mesela elinizden geliyorsa bait casinglerde gerçekten bakım avdan sonra çok önemli. Teknede falan bırakıldığı zaman maalesef çok çabuk paslanabiliyor. Hemen şu rulmanımızı da alalım. Evet, gördüğünüz gibi bir rulmanımız daha mevcut. Zaten bait casing makine kullanan hobidaşlarım biraz amatör avcılıkta daha üst seviyede oldukları için bunları genelde biliyorlar zaten. Bunları pek söylememe gerek yok. Free modu kalamanın full modu. Zaten av yaparken bunu full moda alıp tam anlamıyla maksimum kalama kuvvetini veriyorlar. Veyahut da kalamayı düşürmek istiyorlarsa hemen geri çekiyorlar. Atışlar esnasında free boş modunu alıp atışlarını gerçekleştiriyorlar. Yani bunları zaten genel şeyleri genelde biliniyor. Evet. Gördüğünüz gibi makinamız bu şekilde hobilaşlarım. Teknik olarak sitesinde de fazla bir bilgi bulamadım. İçermiyor. Yani malzeme detaylarını ölçülerini tam olarak açıklayan bir kaynak bulamadım. O yüzden kendi bilgim dahilinde olanları sizlere aktarmaya çalıştım. Dişinin çapını merak ettim. Bir ölçeyim. Dişinin çapı 48 milimetre. Evet. Makinenin devir oranı da 4 bölü 1 devir. Yani kolu bir tur çevirdiğiniz zaman makara 4 defa dönmektedir. Yani burada makara dönmektedir. Diğer spin ve surf makinelerde biliyorsunuz rotor dönmektedir. Evet hobidaşlarım. Bu videomuzda bu kadar olsun. Ne diyelim? Her zamanki gibi oltası suda olan herkese rastgele.